Niyaz, nedir küçük bir tohumun kaderi, nedir? Kim görebiliyor bakınca ona? Acep bir tohumcuk neye gebedir? Neden sır vermiyor kader insana? Rabbim kat kat esrar perdesi altında kalan, her şeyin üstünde sati ve yalan, bir kabuk aldatıp beşeriyeti, bir bilek taşından çıkan kıvılcımlar kadar fani, ömürsüz, cılız ışıklarla avutup gider. Üstelik vermişken nice peygamber, evliya, asfiya, meçhulden haber. Kaderin kapısı kilitli hala, her şeyin derunu gizli bir mahzen. Kader lütfederse yaban incirlerine, kayalar üstünde bir hayat verir. Eğer dilemezse o bir tohumu bir tırtıla veya kuşa yedirir. Hem de en mümbit toprağın olduğu yerde. Çünkü her tohum gebe değildir başka bir ferde. Yalnız kendi nefsini taşır bazısı. Ama öyle yazılmışsa yazısı, kimi bazen milyonları yüklenir. Ardından neslinin ummanı gelir. İnsan da bir tohum, his de, fikir de. Eğer bunlar için Rabbim diler de, engin bir bereket takdir ederse, niye bali olur her biri en son? Kim sığdırabilir bunu idrake? Hiç kimse, hiç kimse. Aciz bir kulun olduğuma bakmayıp Rabbim, nasıl bir davaya giriştim aman, fakat ümit ederim sahibi kerem olan, senden salah hal eyleyip bana ihsan, sonra bütün his ve düşüncelerimi şerefli rızan ile kılıp meluf ve beraber ve kendine dost olarak seçtiğim büyük peygamber, hakkında ısrara çalıştığım his ve fikirler, senden engin bir ilhama mazhar olsun dilerim ve içine derceylediğim kelimelerin bir hudut bereket olsun kaderinde, onun ümmetiyle birlikte bu fakire de öyle bir teselsül bereketi ver ki ardından iman kafileleri ta ebediyete varsın. Rahmeti her şeye aşmış olan sen, kerem sahibi Allah'sın, lütuf sahibi Allah'sın. Gerçekten bir mütefekkir adam, amme vicdanının temayülat-ı tabiyyesine tercüman olan adamdır. Benim burada 40 tane kitabım var. Hiçbiri benim ferdi sözüm değildir. Amme vicdanının isyanına makestir. Amme vicdanının Müslüman Türk milletinin muhalefetini ben onlar namına, gerçi avukatım, emekli avukatım. Ama ben amme-i Müslümin'in avukatlığını yaptım. Yani bu da bir avukatlıktır. Ali'nin velinin davasını görmek değil, ümmetin davasının avukatlığını yapmaktır. Her kitap bir dava dilekçesi gibidir. Ve müddei millettir ve tarihtir. İddia benim değildir. Müddei tarih ve millettir. Müslümanın gayesi vasılı ilallah olmaktır. Vasılı ilallah. Sen neredesin, Allah nerede? Ey Müslüman! Ümmeti Muhammed'den olmanın şerefini bundan anla ki. Peygamber imreniyor ümmeti Muhammed'den olmaya. Buğzu fillah, hubbu fillah. Allah için öfke, Allah için muhabbet. Müslümanın ölçüsü budur. Efendiler, korkacaksanız Allah'tan korkun. İnsanlardan korkmanın hiçbir faydası yoktur. Sen Allah yolunda bir eziyete, Allah yolunda bir hizmetten dolayı bir eziyete düçar olursan, bu eziyet sana rahmet olarak döner. Bugünün nesli, bugünün imanlı nesli, kader planında inşaya memur bir nesildir. Tarihin tebeddülat zamanları vardır. Bir istikrar üzerine uzun asırlar gider, bir de bakarsınız bir fevkaladelik olur, büyük değişiklikler olur. Bu asır büyük değişikliklerin yaşanacağı asırdır.
Yeni dünya nizamı diyor birisi keşfen. Yeni dünya nizamı. Bu yeni dünya nizamı dediği nizamda bizim ülkemiz bu asır yarılanmadan İslam dünyasının başı olacak. Sevk-i kaderle. Siz de onu gerçekleştiren insanlar olacaksınız. Dünyaya geliş sıranızı siz yapmadınız. Bunlar zaten diyor ki Kadir Mısıroğlu'nu susturarak bu iş bitecek. Hayır. Kadir Mısıroğlu gibi 1000 kişiyi sustursalar gene bitmez. Davanın sahibi Allah. El hakku yalu ve la yulu aleyh. El hakku yalu ve la yulu aleyh. El hakku yalu ve la yulu aleyh. Bu kadar müminin kalbini celbeden adamı cehenneme atmazsın inşallah. İnşallah ben size bir menfaat sağlamıyorum ki kapı baca dolu aşağılar dolu. Hak ve hakikat namına bir şey öğrenmek için geliyorsunuz. Ve en fazla muhtaç olduğunuz ben korkusuz konuşuyorum. Korkusuz. Ne olacak? 85 yaşına kadar yaşadım. İdam edilmem ama edilsem ne çıkar? Eğer insanları memnun etmek için konuşursan günde 40 defa fırıldak gibi dönmen lazım. Kimseyi memnun etmeye niyetim yok. Memnun olan olur, olmayan olmaz. Ben kimseden bir şey beklemiyorum. Ahiretteki hesaba gözümü dikmişim. Allah-u Azimişan beraat fermanıyla beni huzuruna kabul edecek inşallah cümlemizi de. Şu dünya hayatında sizlerle beraber yaşarken benim mümin ve muvahhid olduğuma şahit misiniz? Şahit misiniz? Şahit misiniz? Rabbim şahitinizi kabul eder inşallah. Ahirete taallük eden hak ve hukuklarınızı cani gönülden inanarak, isteyerek helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Şimşek.